İyi akşamlar değerli Vizyon 58 izleyicileri. Bir Tarım Saati programında yine birlikteyiz. Bugün konuğum kendi ilçemden Ulaş Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Sayın Hikmet Kuruçay. Abi hoş geldin. Teşekkür Nasılsın, ederim. İyisin? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Önce nazik davetinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu programınızı da zevkle izliyorum çünkü Sivas'ın insanı tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için böyle programlarda çok güzel oluyor. İzliyorum. Başarılarınız devamı diliyorum. Bizleri izleyen, Vizyon 58 kanalını izleyen bütün hemşehrilerimize, izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Hepsine sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Kuruçay, şimdi şöyle girelim isterseniz. Şimdi biz bugün ağırlıklı TİGEM üzerinden konuşacağız. Önce kısaca Ulaş dediğimiz zaman izleyicilerimiz nasıl bir yer hayal etmeli? Yani Ulaş'ın şimdi tabii ki vatandaşlarımız bilir. Ancak şimdi Ulaş'ın biz özellikle nereden bahsetmek istiyoruz? Bir tarım kenti baktığımız zaman işte Malatya Karayolu üzerinde olan, Sivas'a yakınlığı olan, hayvancılığı, işte çiftçiliği gerçek manada iyi bir olan bir yer. Şimdi bura böyle olunca doğal olarak tabii ki tarımın belki de göbek şehirlerinden biri kendi açısından baktığımızdan. İsterseniz biz TİGEM'den önce Ulaş'ta kısaca Ulaş derken ne aklımıza gelmedi? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Murat Bey, Ulaş Sivas vilayetine 32 kilometre güneyde bir ilçemiz. Sivas'ın bölgesi, Sivas denildiği zaman akla gelen tarım ve hayvancılık. Evet. Bizim de Ulaş halkı tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Hayvancılıkta büyükbaş hayvan, koyunculuk, bunlar. Tarımda da malumunuz Ulaş'ta kuru tarım, evet. Tarım var, ağırlık, sulu evet. Tarım var. Evet. Ulaş'ın 200 bin dönüm falan öyle tahmin ediyorum. Kuru tarımda ekim var. Bu da buğday, arpa, yulaf, çavdar. Evet. Sulu tarımda da 40 bin dönüm falan arazide de sulu tarım yapılıyor. Sulu tarımda da her zaman kalitesi yüksek olan, şeker oranı yüksek olan pancar üretimi. Evet. Yonca. Evet. Sılajlık mısır. Sılaj hayvanlarımız evet. için sılaj mısırı. Ve bir de patatescilik. Son zamanlarda patatescilik de arttı efendim. Şimdi Ulaş'ımızda 38 para köy. Evet. 18 mezramız. 18-20 tane taş ocakları ve maden ocakları var. Bir de Akkaya'da alçı fabrikamız var. Evet. Yani evet. Bunlar da mevcut efendim. Evet. Ama Ulaş'ın can suyu, Ulaş için en büyük nimet Ulaş Tarım İşletmesi. Ulaş Tarım İşletmesi 1944'lü yıllarda kombine olarak kurulmuş. Evet. 1950'de, fakat bunu şurada söylemeden geçmeyeyim, bunu kurduran rahmetli Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bu işletmeleri kurduğunda hem askeriye, ordumuza savaş halinde buğday, un ve buğday evet. şey yapmak, desteğini vermek. Evet. Evet. Bir de Ulaş bölgesine, Sivas bölgesine, hatta Türkiye'nin her tarafına büyükbaş hayvancılık, küçükbaş aktaraman koyunculuk, evet. tavukçuluk, var, bir evet. zamanlar tavukçuluk ve tavukçuluk kapandıktan sonra da Türkler Anadolu'ya gelirken atını, ak karaman koyunu, at buyurun, itini getirdi. Evet. İşte bu itini dediğim, aynı Orta Asya iklimine sahip olan Sivas bölgesi, genellikle Kangal, Ulaş, o iklime, soğuk iklime hakim olduğu için, o günden bugüne kadar hayatını idame ettiren sürünün baş koruyucusu, ismini de şöyle deriz, Türk çoban köpeği Kangal Karabaş. Evet. Şimdi bazıları, Avrupalılar
Ben Kangal'da bir sempozyuma da katılmıştım. Vali Bey, Hasan Can Polat Bey'in dönemiydi. Ulaş'tan da beni davet etmişlerdi. Yani TİGEM'de çalıştığım için, evet, bu işe de biraz da merakım olduğu için koyuna, kangal köpeğine ve çorbanları da çok severim. Bizi de davet ettiler. Avrupa'dan gelen, Amerika'dan, İngiltere'den, Kanada'dan, Almanya'dan hep konuşmalarında Anadolu çoban köpeği dediler. Ben 45 dakika falan dinledim bunları. En sonunda bir de ben söz hakkı kaldım. Şunu dedim. Ben bir saattir sizi dinliyorum 45 dakikadır. Hep Anadolu çoban köpeği dediniz. Bunun adı Anadolu çoban köpeği değil. Bunun adı benim ecdadım Orta Asya'dan Türkiye'ye geldiğinde 1071'den sonra akın akın gelirken atını, Akkaraman koyununu ve köpeklerini apıyor da itti getirdi. Evet. İşte bunun adı dedim çoban köpeği değil. Bunun adı Türk çoban köpeği Kangal Karabaş. Bunun adı başka bir şey değil. Evet. Ve bunu TİGEM'de de yine bunu tavukçu kattıktan sonra TİGEM ayrıca bu Kangal köpeği değerli olduğu için Türk milletinin değeridir. Çünkü sahibine sadık, koyun sürüsünü kurtlara, canavarlara her türlü tehlikeye karşı koruyan tek köpek ırkı Türk çoban köpeği Kangal. Tabi bunu o zamanın idarecileri benimle de böyle meraklı olduğum için buraya biz bir tesis kuralım. Yetiştirme, Kangal, Türk çoban köpeği yetiştirme, üretim istasyonu. Evet. Bunu da ilk önce 1985'li yıllarda TİGEM kurdu. Evet. Ve ondan sonra da bir saniye abi, sen teknik bir sıkıntımız varmış. Arkadaşlarımız onu gidersinler. Şimdi tabii ulaşımımızın siz buna meraklı olduğunuzu biliyorum. Tabii Kangal köpeği dünyada tanınan bir köpek. Evet. Gerçekten yani içgüdüsü, az evvel bahsettiğiniz işte koyunlara sahip çıkmaz özelliğinde göz önüne getirdiğimiz zaman gerçekten kendine has, böyle her yerde işte bulabileceğiniz bir hayvan değil gerçekten. Evet. Yani aslında biz ona hayvan da demiyoruz. Biz Anadolu insanı o kadar özdeşleşmiş ki yani onu bir dostu gibi görüyor. Çünkü işte en büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığı zaman ki kurt tabii sürünün düşmanı. Evet. Burada cansiperane bir şekilde çalışan bir işçi diyelim artık biz ona. Evet. Siz devam edin herhalde, sorun şimdi giderli. Murat Bey, Anadolu'da, Sivas'ta, Sivas bölgesinde neyi meşhurdu? Akkaraman koyunu. Evet. Neyi meşhurdur? Türk çoban köpeği Kangal Karabaş. Evet. Türkiye'nin her tarafına yayılıyor. Yani Ulaş'tan gelip, mesela Ulaş sığırcılık kalktı. Sığırcılık da daha önce vardı. Ulaş'ın süt, Sivas'ın süt ihtiyacını karşılıyordu. Günlük ben orada çalıştığım için oradan emekli biliyorum. Ben oradan emekli oldum. Evet. Her sabah çeşitli santral ve danışmanlık yaptığım için 8-10 kilometre ilerideki hayvancılık sitesinden sütü ihaleden alan müteahhite sütü teslim ettikten sonra idareye tesis edebiliyorlar. Ben alıyordum, idarecilere bildiriyordum, bildireceğim kuruma, evet, idareciye. Her gün, her sabah 5 ton süt çıkıyordu. Evet. O 5 ton süt Sivas'a geliyor. Süt de yani ihaleye giren müteahhitler alıyor. Her sabah gelip teslim alıp Sivas'ta bu sütü, Ulaş sütünü değerlendiriyorlardı. Tabii ki bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi üzücü olan ne biliyor musunuz aslında? Şimdi Ulaş süt markası var ama şu anda Ulaş'ta böyle bir süt gelmiyor. Evet. Yani kaynağını kurutmak ne kadar kötü bir şey. Yani burada da özellikle o dönem büyükbaş hayvanlarımıza sahip çıkılmış olsaydı, yani şunu sadece ekonomik olarak düşünmeyeceğiz. O bölgeye kattığı değer, çünkü bizim bölgemize adapte olmuş İsviçre esmer montofon ırkı bir hayvandı. Evet. Sağlıklıydı, işte bölgede satarken bile mesela Ulaş'ın hayvanı dediğiniz zaman Şarkışla pazarına Ulaş pazarı arasında, değil mi? Böyle bir şey vardı. Ben bunu, evet, da biraz üzüntüyle de belirtmek istedim. Sahip çıkılamadı, onu söyleyeyim. Evet. Şimdi Murat Bey, yani 2011'li yıllarda falan da herhalde, evet, şey yaptıkları. Yani biz de araştırdık, biz de inceledik. Nedir, sebep nedir, evet, falan. Tabii biliyorsunuz ki Akkaraman koyun 9 ay arazide yayılır. Evet. Kıraçta yayılır, kuruda yayılır, her yerde yayılır ve karnını doyurur. Maliyeti daha düşük. Tabii maliyeti düşük ama büyükbaş hayvan, bunlar genelde biliyorsunuz yonca, yeni yeşil
otlarla devamlı şey daha yaptığı için. Daha fazla tüketim var. Tabii genelde süt verebilmesi yeşil şey yapıyordu. Ama 12 ayda içeride yiyordu. Yaylıma da pek çıkamıyordu. Onun için bilemiyoruz. O günün şartlarında bunu Karaca Bey, çifteler o bölgede 12 ay yeşil bulunduğu için büyük hayvancılığı kaldırdılar ama götürdüler ama ben emekli olduğum 2004'te evet. 7000 koyun vardı. 2500 anaç vardı. 2500'e anaca koş katıyorlardı. Evet. Fakat bugün şu anda 20.000 Ulaş Tigen'de 20.000 akkaraman koyun var. Evet. Bu yıl öğrendiğim kadarıyla 9.000 anaca koş katacaklar. Evet. Şimdi esas önemli şeyine geliyoruz. Yıllık 2000'e yakın kot satışı oluyor. Evet. Bunu Kayseri'den geliyorlar. Kırşehir'den geliyorlar. Aksaray'dan geliyorlar. Niğde'den geliyorlar. Ankara'dan geliyorlar. Çorum'dan geliyorlar. Benim santralda kaldığım için bu 6 vilayetten her sene gelip koş götürüyorlar. Damızlık. Evet. Yani çok güzel bir damızlık. Akkaraman'ın çok kaliteli bir damızlığı. Vatandaşa ben bazen şunu dedik. Ya işte geldi satıldı ama şefine soruyordum. Diyordu ki ya 5-10 tane kaldı. Gelsin baksın. Ve o gelip Çorumlu'nun biri dedi ki bir tane de kalsa gelip alacağım. Niye dedim? Seçilmiştir. Dedi ki en kötü kaldığı, en şey cılızı kaldığı götürüyorduk dedi Çorum'da. Sürümüze kattığımız zaman çok felaket, çok güzel yavrular oluyordu. Evet, çünkü çok güzel kuzular oluyordu. Bir hayvan olduğu için. Ha, ırkı geni belli olduğu için. Tabii. Yani onun için bu vilayetlerin koç ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi toptan mesela Tarım İl Müdürlükleri 100 tane bakanlık kanalıyla 100 tane şeyi arttırıyordu TİGEM'den. Parasını yatıyor geliyor 100 tane alıyor. O da o bölgeye dağıtıyor, tahsil oluyordu. Bu konuda tarım işletmesi çok muazzam şekilde vatandaşlarımıza hizmet etti. Hala da devam ediyor. 20 bine çıktı. Bunu Akkaraman'ı yaşatmak için şey yapacaklar. Çoğaltıyorlar. Evet. Şimdi Murat Bey, geçen sene valilik, tarım ilçe, il müdürlüğü ve Ziraat Bankası kanalıyla 10 tane Sivas bölgesinden koyuncuk yapan insanlarımıza 100'er tane şey ödediler işte banka kredisiyle. Evet. İş sene şeysiz, faizsiz, hibeli, şey falan, hibe gibi. Sayın valim geldi Ulaş Tarım İşletmesi'nde o işçilere koyuncuk yapan vatandaşlara, o işe talip olanlara 1000 tane koyunu dağıttı. Yani o kişiye 100'er dağıttılar. Ne kadar güzel. Bundan sonra İstanbul'da dış vilayetlerde emekli olanlar dönüş hareketleri başladı köylerimize. Örneğin kendi köyümden örnek vereyim. Evet. Kendi köyümden. Geçen seneye kadar 2 sürü vardı. Bu sene 7 sürüye çıktı. İstanbul'dan emekli olup çocuklarına çobanlık yapan İstanbul'dan emekli olanlar geliyorlar koyunculuğa yöneldiler. Evet. Emekli parasını getirdi. Koyunculuğa şey yaptı. Koyunculuk bu memlekette en güzel hayvancılık koyunculuk. Evet. Tabii sığırın ayrı bir yeri var büyükbaşın. Ama şimdi büyükbaş Ulaş'ta süt değerlendirmesi toplama yok. Şey yok. Tank yok, kooperatif yok. Süt toplama falan olmayınca vatandaş... Seste bir problem varmış. Ben onu anlıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi kırmızı etin tabii önemi çok büyük. Kırmızı etin de en büyük tedarikçisi olan büyükbaş hayvan. Şimdi burada biz büyükbaş hayvana da bir şekilde yer açmamız lazım. Çünkü bizim son zamanlarda yaşadığımız özellikle ithalat bizi zor duruma soktu. Çünkü sürekli evet. ithal etme noktasına geldik. İşte o açıdan ben diyorum ki TİGEM'lere burada belki genel itibariyle sizin dediklerinizin bir kısmına katılıyorum ama bir kısmında şöyle burada sadece bu işletmeler kar amacıyla değil Türkiye'nin kar amacıyla bakıyor. Belki kendisi o an için zarar etmiş gibi gözükse de bugün ithal hayvan geliyor. Bunun hastalıklı olduğunu bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bugün buğdayda yaşadık. Mesela buğdayda biz 2250'ye çiftçiye fiyat verdik. Çiftçi 2600'den tüccara verdi doğal olarak. Düzgün bir fiyat alımı oluşmadığı için evet. Bu sefer de ne oldu? Özel sektörün eline geçti buğday. Şimdi buğday 2 kat, 2,5 katına çıktı. O açıdan diyorum ki biz ırklarımızı
büyükbaş hayvancılığımız yaparken biz burada sadece bu TİGEM'leri kar gözüne bakmayalım. Ata tohumlarımızı, genetiğimizi, sağlıklı hayvanı damızlık üzerinden bakarsak ben daha biraz TİGEM'lere böyle bakıyorum. Evet. Şimdi Murat Bey, önce sığırcılığı şey yaptık. Evet. Ulaş Tarım İşletmesi'nde koyunculuğu, Akkarama koyunlu. Biliyorsunuz kuyruklu, bir kaburgası da diğer koyunlardan fazladır. Evet. Etlidir. Koyun eti benim gözümde sığır etinden kıymetlidir. Evet. Bunu diyelim. Evet. Köylerimizde sığırcılık var. Bak sığırcılık var Murat Bey. Evet. Fakat dedim ya, süt toplama merkezi, tankı, şuyu buyu olmayınca köylü vatandaşlarımız evde yaptıkları 5'er kiloluk bidonlara yaptıkları yoğurtlarını Sivas'a getiriyorlar, pazarlarda satıyorlar. Evet. Cumartesi pazarına getiriyorlar, çarşamba pazarına getiriyorlar. Lokantalara veriyorlar. Lokantalara veriyorlar. Evet. Ama şunu söyleyeyim, ben o yönden de iftihar ediyorum köylülerimden. Niye diyeceksin? Sivas'ta vatandaşlarla görüştüğüm zaman, yani eşi, dost, arkadaş, ya arkadaş, Karacalar köyünden gelen, Baharözü köyünden gelen yoğurtlar, çok güzel yoğurtlar geliyor. Evet. Hep onlara abone olduk. Geldiği günler yerini biliyoruz. Boş bidonumuzu götürüyoruz. Dolu bidonumuzu alıp evimize götürüyoruz. Evet. Ha şimdi bak burada bir şey yapayım. Allah razı olsun. Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey. Sivas'ta. Siftaş. Yem fabrikası. Evet. Süt entegre tesisi. Yine bizden ulaştan tarafta hayvan pazarı. Şimdi süt entegre tesisi atıldıktan sonra bu vatandaşların sütleri toplanıp o tesiste işlenip, anlıyorsun, Sivas peyniri, Sivas kaşarı, Sivas çökeli, Sivas peyniri, işte Sivas yoğurdu, bırak Sivas'ı, Sivas'ın şeyine açılacak. Vatandaşımız getirip teslim ettiği zaman Murat Bey, isterse ay sonunda nasıl şartlar o gün nasıl anlaşılır, ister parasını alacak, anlıyor musun? Yemini alacak oradan. Tabii canım yani. İsterse onun karşılığında, parasının karşılığında getirin arpasını verecek, buğdayını verecek, sütünü verecek. İster karşılığında yem alacak, isterse parasını alacak. Evet. Bu da çok güzel. O konuda da Salih Ayhan Bey'e, valimize, Sayın Valimize. Gerçekten emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Şimdi gelelim buğday. Evet. TİGEM yıllardır buğday üretiyordu. Sertifikalı. Çok güzel. Tabii sertifikalı. Siz daha şey yapıyorsunuz. Sertifikalı üretiyordu. Sivas'ın bırak, Türkiye'nin her tarafına tohumluk gönderiyordu. Evet. Benim güreşçim Avrupa'da güreştiği zaman hiçbir zaman, çok acı bir kuvveti vardır, hiçbir zaman sırtı yere gelmemiştir. Avrupalı'nın sırtı da yerden kalkmamıştır. Avrupalı diyor ki ya bu Türklerdeki bu acı kuvvet neyin nesi? Ya tuttuğu yeri kopar diyor. Bu acı kuvvet neyin nesidir? Bu adamlar inceliyor, araştırıyor. Diyorlar ki ya buğdayı eziyorlar, eliyorlar, sıcak suda pişiriyorlar, indiriyorlar, bir de üzerine hayvan yağı, tereyağı döküyorlar. Bunu yiyorlar, başka bir şey değil. İşte o buğday da derin buğdaydı. Evet. Fakat Sivas'ta derin buğday da kalmadı. Onun bulguru çok güzel oluyordu. Onun unu çok güzel oluyordu. Sonradan değişik değişik işte bayrak. En son ekenlerden biri benim. Yani uzun süre ektim. Ektin. Bu işi iyi biliyorsun. Ama iki senedir Tarım İl Müdürü Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey'in önderliğinde TİGEM'de 100 dönümlük, öyle hatırlıyorum, şey ektiler. Zerin buğday getirdi. Evet. Zerin buğday ektiler. Zaten bu sene hasat oldu, biz de beraberdik değil mi orada? Ben de katıldım, evet. Zerin buğdayı aldılar TİGEM'den. Evet. Getirdi burada çiftçilerimize ekip, onlar da ekip ektikten sonra onlar da kendi ihtiyacını tekrar Tarım İl Müdürlüğü'ne verecek. Tarım İl Müdürlüğü'ne tekrar başka çiftçilerimize şey yapacak. Çoğalmasını sağlayacak. Sivas'ta zerin buğdayın çoğalmasını, gelişmesini inşallah o da şey yapar. Onun bir dezavantajı şu, yatmaya meyilli bir buğday. Yani boylanır, yatmaya meyilli, soğuktan etkilenen bir buğday. Boşluk yapıyor. Yani tabii bizim çiftçilerimizin deyimiyle. O da işte verimi düşük oluyor. O senesini bulacak. Yani kaliteli bir buğday işte 16 kilo gelir bir ölçeğe.
baktığımızda sulanırsa 17 kilo, 17,5 kilo kadar gelir yani. Ama yani onun lezzetini gerçekten hiçbir biz bulguda bulamıyoruz. Yani son demlerini biz yaşadık. İnşallah devletimiz bunun tabii o eksik yönlerini özellikle Ar-Ge çalışması yapan arkadaşlarımız, ben özellikle burada Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde arkadaşlarımız var. Herhalde onlar bir çalışma yaparlar. Bunun özellikle zayıf noktalarını, yani yatmaya karşı olan kısmı, işte soğuğa olan kısmını giderebilirlerse, düzeltilebilirse, İnşallah. Bir çalışma yapılırsa zerrin buğday gerçekten çok, çok üstün bir buğday. Bak Murat Bey, Ulaş'ta hanımefendiler şunu söylüyor bana. Yani tanırım eşimiz, evet. Dostumuz, ablamız. Ya Hikmet abi, senin çevren geniş. Hayırdır? Ya çevre köylerde nerede zerrin buğday yetiştirenler varsa, üretenler, ya bunlardan işte 10 ölçek, 15 ölçek almak istiyoruz. Evet. Kendimiz kaynatacağız hediğini, kendimiz de bulgurunu yapacağız. Evet. Artık insanlarımız hakikaten diyorum ki Ulaş'ta, öbür buğday şeylerden vazgeçtiler, artık zerrin buğdaya döndüler. Evet. Köylerimizde edekenler var. Yani yeni yeni çoğaldı. Çoğaldı. Günden evet. güne çoğalıyor. Niye? Hem para ediyor, evet. değerlendi. Hem de kendi de onun evet. bulgurundan şey yapıyor. Evet. Eşine, dostu satın alıyor. Evet. Şey yapıyor, kıymetli olduğu için. Yalnız şurada bunu da şey yaptıktan sonra TİGEM şu anda Murat Bey sen çavdarele buğda karışımı değil mi Çırtıkale? Evet. Melez. Melez. Evet. Melez. Şu anda TİGEM 16 bin dönüm arazide Çırtıkale yetiştiriyor. Bu evet. yağlı tohumculuk. Evet. Türkiye'nin %50 ihtiyacını Ulaş Tarım işletmesi karşılıyor. Evet. %50'sini. Yani vilayetlere, ta Bursa'sına kadar. 72 bin dönüme yakın değil mi? Toplamında daha ovası, merası. Çevremizde de var. Yani yok, sadece TİGEM'in diyor. Yani sadece Ulaş TİGEM'den bahsediyorum. 72 bin dönüm. 75 bin dönüm arazi. O civar diye ben biliyorum. Evet. Tabii 75 bin dönüm arazidir. Evet. Ama çünkü ekilebilir de tabii. 16 bin. Daha taş dahil olmaz. Tabii canım. Evet. Diğer kısmı evet. Şeyler, koyun sürüler için, sürüler için. Evet. Küçükbaş hayvanlar için. Evet, merası var. Şu anda da işte diyorum ya, Çırtıkale, Türkiye'nin de %50 ihtiyacını Ulaş'tan Çırtıkale tohumunu Ulaş karşılıyor efendim. Ulaş'ın bir özelliği daha vardı efendim. Çocukluğumda ziraat okulu. Evet. Ziraat okulu. Evet. Orta bölümdü. Ziraat teknisyenleri. Ziraat mühendisleri değil de ziraat teknisyenleri. Okulumuz vardı. Sivas'ın çevresi bütün köylerden talebe gelir yetişirdi. Evet. Okuyordu. Yatılıydı. Yemeğini yiyor. Yatılı yatıyor. Okulunda okuyor. Ve o okuldan mezun olduktan sonra da eğer daha ileriye gidiyorsa, okuyorsa ziraat mühendisleri, çok benim bildiğim çok arkadaşlarım var oradan. Hepsi gitti, ziraat fakültelerine de gitti, girdiler. Evet. Ziraat mühendisi de oldular. Ve onlarından da ilçelere dağıttılar o zaman. Şimdi fazla kaldı mı bilmiyorum. Evet. İlçelerde, tarım il müdürlüklerinde, tarım ilçe müdürlüklerinde görev yapıyorlardı. Çiftçilerin devamlı gidip buluşuyorlardı, gönderiliyordu, anlatıyordu. Çok faydalı oluyordu. Evet. Çok da güzeldi. Şimdi çocukluğumuzda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden her yaz döneminde stajyer talebeler geliyordu. Sırf Ulaş Tarım İşletmesi'nde ona ne deniyor? Şey staj olarak. Yapmak için. Ya, stajını yapıyor. Tarlayı da görüyor. Hem teorik hem pratik bir arada. Tabii. Evet. Hem tarlayı görüyor, hem arpasını görüyor, hem buğdasını görüyor, hem hayvancılığı görüyor. Sivas'ın yetiştirmiş olduğu insanlardan rahmetlik Musa Demirci Bey. Evet. Erzurum Eski Tarım Bakanımız yetiştirdi. Evet. Çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok sevdiğimiz bir insandı. Biz de o zaman ortaokulda falan okurduk. Bunlar orada staj yapardı. Ve aynı zamanda da TİGEM'de ne kadar çam varsa bugün, o büyük büyük çamlar var. Selvi evet, gibi. Evet. Onları onlar Erzurum Ziraat Fakültesi'nden, Atatürk Üniversitesi'nden gelen o stajyerler o çanları da onlara diktirdi müdür, oranın müdürü. Bir oranın meşhur elmaları. Ha bak çok güzel. Oraya da bir değinmek lazım. Elmas. Diyorum. Anla, çünkü hani şey bölgesel anlamda dedik ya biz, yani bölgesel. Şimdi o bizim TİGEM işletmemize ayrı bir hava katıyordu bir de. Tabii. Oradan da biraz bahsederseniz bak, aklımıza gelmişken. Ulaş'tan, yani TİGEM'den evet. Ulaş'a inerken sağlı sollu çok büyük elma bahçeler vardı. Evet. Hatta ne kadar şu kalınlıkta elma bahçeleriydi. Evet. Vatandaşın biri son yüz aylarında trenle giderken, oradan geçerken, Kars'a giden bir tren, uyumuş,
Tam oradan geçerken camın şeyin dibinde, o şeyde işte çiçeğin açıldığını sen Mayıs ayında. Uykudan uyup da camdan bakınca o fidanlı, elmalığı görünce demiş ki, ya Yalçıvat'ta Mayıs ayında da kar yağarmış. Yani elmanın açmış olduğu çiçeğe kar zannetmiş. Allah Allah demiş. Ya Nisan Mayıs ayında da bu kar yağarmış Çıvat'ta falan. Böyle bir şeyini de duydum. Çok güzel günün elmasıydı. Aroması güzel. Çok muazzamdı yani. Yani güzün aldığımız elma Mart'tan Nisan'a kadar bozulmadan anamın cehiz sandığında saklı durur. Bahar ayına kadar da yerdik. Evet, yani o kadar da güzeldi. Fakat onu da sonradan işte diyorum ya, yani ticari manada, kazanç manasında görünce, ya işte ekiliyor ama pek de kârı olmayın deyince söktüler, şey yaptılar, orayı artık şeye bozdular. Yonca, korunga, şu şey yaptılar. Evet. Elma öylece şey yaptı ama hiçbir zaman ulaşın halkı da unutmaz. Benim yaşımdaki insanlar unutmaz. Çünkü yeni gelen nesil onu pek bilmez. Öyle de bir güzelliğimiz var. Evet. Bir de bizim şansımıza işte bir Tecer Irmağı da geçiyor. Sulama yerler olan. Çok güzel bir konuya değindim. Murat Bey, son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde de bir kuraklık yaşanıyor. İlimizde de kuraklık yaşanıyor. İlçemizde de kuraklık yaşanıyor. Orayı şey yapmadım. Bizim beş gözlerden su çıkıyor. Evet. Çok güzel bir su var. Bir zaman dinamit depoları vardı. Taş ocakları vardı. Dinamitten patlatıyorlardı. Tabii, patlatıyorlardı. Biz bunu Hasan Can Polat Bey, valimiz Hasan Can Polat Bey'in döneminde Ulaş'ta halkla buluştuğu bir dönemde tabii herkes konuştu. Ben de en sonunda el kaldırdım. Onunla da 1,5 sene ilgilenme süreliği yaptım 2000 yıllarda. Bana dedi ki, söyle Hikmet Başkan dedi. En sonunda sana söz veriyorum dedi. Kapatacağız. Önce bir hoş geldiniz dedim. Memnun olduğumuzu şey yaptık. Sevindiğimizi. Niye diyeceksin? Biz çocukken, ya ilçeye bir vali gelmezdi ki. Ha biz ilçe değildik, nahiyedik de. Evet. Ya vali geliyormuş dedikleri zaman duvarın arkasından bakıyorduk korkumuzdan. Vali geliyormuş. Ha vali gelirdi. İşte orada o gün neydi? Belediyeydi. Belediye ziyaret eder giderdi. Ama şimdi valilerimiz öyle değil. Murat Bey. Valilerimiz sabah kalkıyor, bir bakıyoruz ki Salih Ayhan Bey su şehrinde. Öğleden sonra bakıyorsun ki Gemerek'te. Akşamüstü bir bakıyorsun ki gelmiş Ulaş Tigem'de koyun kırkıyor, tırpan biçiyor, Anadolu sürüyor. Şimdi niye diyeceksin? Hasan Can Polat Bey'e o zaman dedik ki Ulaş ziyaretinde, sayın valim dedim ben, bizim hayatımız, su vatandır, su hayattır, susuz hayat, asfaltsız medeniyet olmaz Murat Bey. Evet. Bak, şimdi Beşgözler'in suyuyla Ulaş Tigem de faydalanıyordu. Ulaş halkı da faydalanıyordu. 11 köy, Ulaş ilçesi Beşgözler'den o sudan çok güzel bir su. Taştan çıkıyor, bu hemen plastik boruyla evimize akıyor. Günden güne azalmaya başladı Murat Bey. Evet. Bunu ben nasıl farkındasın diye. Alabalık tesisleri var. Ulaş, bir de orada alabalık evet. tesislerimiz var. Evet. Her tarafı alabalık tesislerimizden bir zaman anaş yetiştiriyorlardı, yemektik. Şimdi yavruya döndüler. Şimdi yavruya döndüler. Yumurtlattırıyorlar. Yavruyu alıyorlar. Yavruyu ihtiyacı olan ta Samsun'a, Sinop'a, şuraya duyduğum kadarıyla evet. gönderiyorlar. O da bir ayrı bir özellik. Bir gün düğünden bir o bölgede tecerinin arkasında bir düğünden gelirken torunum da gel yanımdaydı. Dedim ki gel seni torunuma, Türk Bey Kağan'a. Seni alabalık çeşitlerine götüreceğim. Götürdüm. Ya şimdi Murat Bey bir baktım ki bir şeye su akıyor. Havuza. Bir havuza akıyor. 4 tane havuzda akan su vardı. 1'e düşmüş. 3'ü kaybolmuş. Kurumuş. 1'e düşmüş. 1'e düştüğü için de ana balıkçılığı oradan kaldırmışlar. Yavru yapıyorlar bir şeyde. Bir havuzda yavru yapıyorlar. Evet. Ben 24 Ocak'ta dünyada ve Türkiye'mizde Cenab-ı Allah'ın şu vermiş olduğu büyük bir nimet kar. İstanbul karı görmedi. Antep karı görmedi. Urfa karı görmedi. Mardin karı görmedi. Karı Erzurum'a Sivas yaşıyordu. Evet. Ama bugün Türkiye'nin her tarafı kara kavuştu. Bizim Ulaş'ta 25-30 santimdi. Bilmiyorum Sivas'ı. Ama Türkiye'nin her tarafında öyle yerler var ki 1 metre, 1,5 metre kar yağdı diyor. Kar demek su demektir. Bereket demek. Berekettir, rahmettir. Yani şu lafı bir defa yanlış söyle. Yani esaret diye bir şey yok. Yok, Allah'ım. Yani bugün içtiğimiz su varsa o kardan.
Tabii canım. Yani bu damlaya süzüle gelen bir şey. Yani tabii orada vatandaşımızın şöyle bir şeyi var tabii. Hani ulaşım açısından işte soğuk o anlamda bir yere gidemiyordur o anlamda. Yoksa aslında vatandaşımız da onu kötü niyetli söylemiyor ama biraz da belki düşünerek söylerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii canım. Çünkü kar demek hele de bizim bölge için bereket demek. Bereket, rahmet. Evet. Şimdi Murat Bey, bizim Sivas toprağına yağmur değil. Yani büyüklerimiz köy odalarında mesela 15 tatilde kışın kendime köyüme giderdim. O zaman elektrik olmadığı bir dönemdi. O ki her köyde de bir köy ağası vardı. Yani gelir köy odasında toplanır gaz lambasına. Anlatırlar, attan anlatırlar, koyundan anlatırlar, yarıştan anlatırlar, güreşten anlatırlar. Kim kitap okumuşsa, hangi kitap okumuşsa ondan anlatır. Ruhsatı babadan söylerler. Ya çocuklar da biz de böyle eşikliğe yakın, kapıya yakın bir yere dizimiz çöker, kırbaçlamazdık, hep onları dinlerdik. Ama şunu derlerdi her zaman. Yağmur değil, bu memlekete kar yağacak. Evet. Kardır, yani bu memleketin suyu kardır. Karın bol olduğu gün suyu bol olur derlerdi. Evet. Ve şunu söyleyeyim ki, bin kere şükretmek lazım Cenab-ı Allah'a. Şu verdiği şey hem insanlığın yüzünü güldürdü, hem de Anadolu'muzda çiftçilerimizin, köylümüzün, ziraatla ulaşan insanlarımızın, tüm insanlığın yüzü. Elbette, elbette. Yani sen tarlan da yetiştireceksin, tuyla arazini sulayacaksın, mahsul alacaksın. Sen o buğdayı üretmezsen, o pancarı üretmezsen ben ekmeği nereden alacağım? Evet. Ben pancarı nereden alacağım? Elden gelen öğün olmaz, o da her gün bulunmaz. Avrupa'dan bize hiçbir fayda olmaz. Evet. İnadına diyorum ki inadına Murat Bey, Sivaslı buğdasını, arpasını, yoncasını, yulafını, tirtikalesini çavdarda yetiştirecek. Toroslar, Karadeniz inadına sebzesini yetiştirecek. Muzunu yetiştirsin, domatesini, patlıcanı, biberini, bunu yetiştirsin. Ege'miz nedir meşhur? Üzümüdür değil mi? Evet. Murat Bey, üzümünü yetiştirecek. Evet. Karadeniz nedir? Fındık. Çaydır, fındıktır. İnadına yetiştirecek. Gelelim Doğu Anadolu'ya. Doğu Anadolu dediğin zaman ne gelir akla? Çocukluğumuzda de ki hayvanlarımızı sürek ya tavurdan, karttan süreye alırmış 50, 100, 200, 300 hayvanı şeyler sürekçiler getirir Sivas'ta pazarda köylülerimize satarlarmış. Hayvancılığın kuvvetli olduğu bir yer Anadolu şey. Evet. Peynirin en güzel kaşar peynirleri Doğu. Ha o da Doğu Anadolu'da peynirine sahip çıksın, hayvanına sahip çıksın. Gelelim Güney Anadolu'ya. Biliyoruz ki Güney Anadolu'da fazla şey yapmayayım. Yine Ceylanpınar Tarım İşletmesi var. Dünyada ikinci, Türkiye'de birinci. Evet. Yani Türkiye'de şu anda 20 tane tarım işletmesi müdürü var. Daha önce 40 tane de özelleşince 20'ye falan düştü. Ceylanpınar büyük bir işletmedir. Orada da çam fıstığı. Yer fıstığı. Fıstığı değil mi? Evet. Fıstık üreti Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyor. Evet. Ne kadar güzel. Şimdi dediğim gibi su hayat dedik. Beş gözlerden çıkan suyumuz eskisi gibi değil Murat Bey. Biliyorsun sen de bu işin içindesin. Orada bir şey ilave edeyim. Ben bunu 2-3 sene önce yine dile getirdim ama şimdi bakın. İnsanlar suya ulaşmak için dünyanın parasını harcıyor. Orada çıkan bir su var. Yalnız 28 kilometrelik Demirçelik İsale hattında yani ulaşın içinden geçiyor. Burada çok büyük patlaklar var Demirçelik'e gelene kadar. Yani şöyle diyebilirim 80 litre giriyorsa 8-10 litre 15 litre civarında yani ben aldığım haber yani 60 litrelik rahat bir kayıp var. Kayıp. Bakın bu çok büyük bir oran. Yani çıkan suyu biz geri yerin dibine basıyoruz. Yani bu su parayla ölçülebilecek bir şey değil. Ya biz buradan özellikle Sayın Valime de burada çağrıda bulunalım yine. Bulunmuştum. Yine bulunalım. Yani bu su hayatsa bu hayatı yerin dibine bırakmayalım. Sayın Valim inşallah buradan bizim sesimizi duyar. Buraya bir çalışma yaparsa. Ben müjdetiyorum. Bu suyu vatandaş sulamada kullansın, içmede kullansın ama yerin dibine gitmesin. Murat Bey ben sana hemen bir müjde vereyim. Biliyorsun bu konuda Ulaş çok sıkıntı çektik. Evet. Niye çektik diyeceksin. Demirçelik beş gözlerden götürmüş. Evet. Almış, anlaşmış yasal olarak 80 litre. Milli emlak ait olduğu için. He, 80 saniyede 80 litre. Demirçelik'ten çıkışı 15 litre saniyede. Evet.
biraz önce dedin ya 60 litre kayboluyor. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Herkes biliyor. Ya her 100 metrede bir patlak. Her 100 metrede bir patlak. Her 100 metrede. Bizim eski Sivas yoluna baktığımız zaman zaten hattı gezdiğimi görüyor. Tarlalar da batak. Çıkan üst kısmı. Alta canım, alttan pur olan yerden alta akıyor. Evet. Bak güzel bir konuya değindi. Yıllarımız böyleydi. Evet. Şimdi bizim kendi suyumuz vardı da Ulaş'ın. Evet. Azdı. Ulaş, daha sertti. Çok. Ulaş'ın suyu o tecerin burnu. Çağlayan da. Şimdi Çağlayan. Bu beş gözlerde aldığımız yer daha yumuşak ama evet. Eski suyumuz biraz daha sertti yani. Çağlayan'da. Evet. Bu taraf. Evet. Yani kuzeydeki Çağlayan'da. Tecer köyünün. Evet. Güneydeydi Murat evet. Bey. Evet. Güzel konuya değindin. Bunu biz Sayın Valimize bunu yıllarca şey yaptık. Geçen gün Demir'a, Demirçeliğin orada Demir'a organizasyonu evet, yapıldı. Evet. İl Genel Meclisi'ne sunuşta bulundu. Konuşmasının arasında şunu dedi. Biz dedi oraya Tecer Dağı'ndan su getireceğiz dedi. Onu da dedi 30 kilometreden falan deyince ben tabii sunuşu bittikten sonra Meclis Başkanı Hakan Bey söz hakkı veriyor bizlere. Sorunuz evet. Falan var mı? Hemen ilk önce ben bir parmak kaldırdım. Sayın Müdürüm sunuşunuzdan dolayı, konuşmalarınızdan dolayı, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı organizasyon sana hakkında çok teşekkür ederim. Bilgilendirdiniz. Fakat orada şunu dediniz. Tecer'den su getiriyoruz dediniz. Bu Tecer'in ne bak Tecer'den dediniz dedim. Şimdi bizim beş gözler diye bir su şeyimiz var dedim. Evet. Su gözlerimiz var. 1984'te de lafımı tutma. Oranın saniyede 500 litre debisi vardı. Saniyede 500 yani bir ırmak akıyordu oradan. Evet evet. Bu dinamitlerle şey küresel ısınmanın getirdiği. Atladım herhalde Hasan Can Polat Bey'e ilettiğimizi. Yok onu söylediniz yani demek istedim. İyice. Hem kar yağışlarının az olması, dinamitlerin orada aşırı derecede patlatılmasından suyun yön değiştirdiğini düşünüyorum bir kısmında. Bir kısmında maalesef işte bu kar yağış yıllarca yani düştük. Kulaklık da var. Evet, evet. Dinamit tepeleri de şey dinamit evet. Patlatmalar taş ocakları da sarsıntı yapınca günden güne azalıyordu. Evet. Murat Bey onu Hasan Can Polat Bey'e söyledikten sonra taş ocaklarını oradan kaldırdı arka tarafa gitti. Evet. Şimdi bugün müdür beye o organizasyon sanayinin müdürüne hani dedi ya Tecer'den evet, 25 kilometre su getireceğiz dedi ya. Dedim ki müdür beyim bak beş gözlerde su var. Ulaş ve 11 tane köyü faydalanıyor. Hı. Ama Demirçeli'ye zamanında almışlar. O sudan bize de veriyorlar. Ulaş'a da yetmiyor bizim suyumuz. Anlaşmada o günün yöneticilerle anlaşmada Ulaş'a da bir miktar su veriyordu. O da bizim ihtiyacımızı karşılıyordu ama şu anda karşılamıyor. Evet. Şu anda karşılamıyor çünkü büyüdü Ulaş. Yeni kalesel bağlandı. Büyüyünce o su da yetmiyordu. Şimdi patlıyor su. Demişek'ten kimse gelmiyordu. Ulaş Belediyesi suları kesiyordu. Gidiyor patla tamir ediyor. Tekrar suyumuzu bağlıyordu. Fakat beni memnun eden bu soruyu sorduktan sonra fazla şeyine girmeyeyim. Müdür Bey şunu dedi. İşte biz o beş gözlerden suyu getireceğiz. Ben dedi yürüyerek Demirçelik'ten Tecer'e beş gözlere kadar yürüdüm dedi. Evet. Her 100 metrede bir su patla. Her 100. Ya 80-60 litre su araziye şey yapıyor. Yani çoğunun tarlasında hep batırdı da yani. Batak etti. Batak duruma evet. Getirdi yani. Çok sevindim. O suyu dedi plastik borulardan getireceğiz. 15 litre ihtiyacı olan Demirçeliğin 15 litresini vereceğiz. Bir miktarını da biz kullanacağız. Diğer kalanı da ekonomide kullanacağız. Bu da bizi çok sevdi. Yani şöyle o çıkan su 80 litrelik su 10 tane Ulaş'ı besleyecek evet. Bir suyu vardı. Bizim son bir dakikamızda onda da şunu soralım. Tarımsal hizmetler özellikle hani siz ilgilen meselesi olduğunuz için Ulaş buradaki şeylerden yani ne kadar bir pay alıyor özellikle 2022 yatırım için son iki dakikamızda bunu da kapatalım. Çok teşekkür ederim Murat Bey. 2022'nin evet. Projesini yaptık. Meclisten de geçti. Bizim 1 trilyon 939 bin yeni paradan 1 milyon 930 bin. Evet. Şimdi bunda bak Ulaş'ın bütün köylerinin problemi çözüldü. Asfalt işi falan. Altyapısı, asfaltı, vanası, suyu, şuyu, hiçbir ihtiyacı kalmayan taşı, evet. Ot, yani 4 tane köyümüz kaldı. Bunlardan Kapıkaya köyü. Evet, oranın neyi var Kapıkaya? Kapıkaya'nın yolu şey değil, hani
Sitremize de evet. bu sene onu da güçlendiriyoruz. İkinci kat kırmataşla kuvvetlendiriyoruz. Evet. Köy ufak olduğu için, para da toplayamadığı için biliyorsun ki devlet vatandaş işbirliği var. Malzemeyi veriyor, işçinin de onlara ait. Evet. Diğerine geçen Başçayı, evet. tamam. Bu Başçayı köyü var, Çevirme köyü var. Bunlar neler var? Bu bunların köyün? Da yolları. Evet. Yani yol Sitremize yol. Onu bu sene inşallah revize edecek. Şey yapacağız. Bir iki tane Çevirme ovacık şey var. Ezentereyle. Onun dışına bak. Acıüt köyünün, Güneşli köyünün, Öğrenlice köyünün, Ketmekaraca köyünün içme suyu yapılacak. Evet. Yani zayıf suyu su getirtireceğiz. Bak onun dışında Küperi köyünün şeyi var. Altyapısı, kanalizasyon göle bağlanmıştı. Onu yapacağız. Karataş'ın fosfat bir şey evet. ne hat şey var. Bahar Ödü biliyorsunuz beldeydi, kapandı. Bundan da sıkıntı çok. Kısmi kanalizasyonlarda bunlar var. Şenyurt köyünün de tarımsal sulama. Bak tarımsal sulamaya bundan sonra ağırlık vereceğiz. Evet. Bundan sonra suya ağırlık vereceğiz. Yani taş vatandaşın karnını doyurmuyor. Evet. Bir gün gelir der ki vatandaş, arkadaş ben taş istemiyorum. Yo asfalt istemiyorum der. Ya bir gün gelir der ki benim suyum bana yetmiyor, su getirin. Evet. Bundan sonra bu tarımsal sulama için havuzlara. Niye de bir damla suyu bulsak onun önünü kesip havuzlarda biriktirip evet. onu köyümüzün, köylerimizin ihtiyacında kullanıp ondan da o ihtiyacını inşallah karşılayacağız. Bu şekilde de şey uzun vaktimiz de doldu herhalde. Evet, vaktimiz doldu. Ben teşekkür ediyorum. Değerli 158 izleyicileri, bu haftaki konuğum Ulaş MHP İl Genel Meclis Üyesi Sayın Hikmet Kuruçay'dı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar bugünümüzü hem Ulaş'a ayırdık hem Ulaş'ın özellikle özel idareden olan payına son dakikalarda değindik. Ben kendisine sağ olsun ayağına sağlık buraya kadar geldi, bizi kırmadı. Bizi izleyen izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum Murat Bey. Çok sağ olun. Nazik davetinden dolu. Atasözüdür. Davet edildiğin yerden erinme, davet edilmediğin yere de görünme. Ben de yine diyorum sizin şey yaptığınız gibi bizi izleyen, Vizyon 58 izleyen tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza, bizi izleyenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Of, sağ olun, teşekkür ederim.